selam kızlar. Bir sürü aburcu buraldım. Bu gece artık bir film gecesi yaparız yani. Hem senin en sevdiğin cipslerden de aldım. Diyorsunuz. Kurbanı nasıl yaparsınız ya? Ha, nasıl? Allah'ım çıldıracağım. Gerçekten aklım almıyor. Arkadaşım babamı öldürdü. Annem, sevgilim, cesedi saklıyorlar. Gerçekten harika. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz ya bana? Nasıl? Ne yapsaydık? Ha? Ne yapsaydık oğlum? Senin o baban olacak pislik kıza saldırmış. Kız da onu itmiş. Ne yapsaydı kız? Ha? Baban ona tecavüz etsin diye beklese miydi? Anne sus. Sus. Babam öyle biri değil. Kader yalan mı söylüyor? Değil diyorum sana. Babam öyle birisi değil. Bak. Anneciğim. Sen üzülme diye ben bunu senden gizledim. Bu işe de bu yüzden bulaştım. Ben onu araştırdım. Onun tacizden sabıkası bile var oğlum. Keşke hiç gelmeseydi. Keşke hiç hayatımıza girmeseydi. Hayatını darmaduman etti. Tamam.
bir şey söylemeyecek misin? Gerek yok. Biz taksiyle gideriz karakola. Karakola gitmek için değil bana. Beni niye diyorsun o zaman? Bak. Ben burada elim kolum bağlı duramam. Tamam mı? Kaçırırım seni. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yerlere gideriz. Sadece ikimiz. Tamam mı? Yani herkesin suratı asık. Kimse konuşmuyor, bir şey anlatmıyor. Ne oldu? Bir şey olmadı canım. Yorgunuz hepimiz. Bir şey yok. İyi, benim canım çok sıkıldı. Odama gideyim o zaman. Biraz daha kalsan olmaz mı? Dur, belki bizim son birlikte gecemiz. Demek istedim. Şu an. Eylül. Yapma. Hocam. Hem de sonunu öğrenmeyecek mi zaten? Ne oldu ya? Ablacığım. Ben seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Sen benim canımsın. Ben bir süre buralarda olmayacağım. Hı? Feride ablanla Toprak abini üzme, olur mu? Derslerini de ihmal etme sakın. Beni de kafana takma. Abla, ne diyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ablacığım. Ben belki hapse girebilirim. Hapse mi gireceksin? Abla, ne hapsi? Neden giriyorsun hapse? Ne hapsi ya? Dinle beni. Dinle. Kadir ablan maalesef bir hata yaptı. Biz de ona yardım ettik. Şimdi teslim olup cezamızı çekmemiz lazım. Hayır, hayır. Lazım falan değil. Abla, lazım falan değil. Ya hem annem gitti, hem babam gitti. Şimdi sen de mi gideceksin? Abla, gideceğim diyorsun. Metin var, ben varım. Ya bizi bırakıp gidecek misin gerçekten? Ben sizi bırakmıyorum. Ben sizi bırakmıyorum ama gitmek zorundayım. Ya abla, ya biz seni çok özleriz ya.
Ben sizi asla bırakmayacağım. Asla. Nasıl bırakmıyorsun? Nasıl bırakmıyorsun? Gidip teslim olacağım diyorsun. Nasıl bırakmıyorsun bizi? Ya biz senin kardeşiniz abla, biz senin kardeşiniz ya. Ya hayır bak, biz sen kaldın ama. Hayır, bir şey yok. Siz yalnız değilsiniz. Matilde abla var. Mustafa abi var. Ben sizi yalnız bırakmayacağım. Beni dinle, beni dinle. Abla, gitmek zorunda değilsin, tamam mı? Teslim olmazsın, seni bir yere götürürüz, saklarız, tamam mı? Ben bırakmayacağım seni, tamam mı? Bırakmayacağım seni, sen de gitmeyeceksin, teslim olmayacaksın, tamam mı? Yapma, 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 tamam, tamam. Bırakmayacaksın, abla, falan gitmeyeceksin. Benim artık gitmem lazım. Hayır. Gitmem lazım. Gidemezsin. Ablacığım gitmem lazım. Ne olur gitmem lazım. Müşra. Tamam Müşra. Ablacığım. Müşra yapma Müşra. Abla. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ya gitmem. Şşş. Gitmem ne olur Müşra. Müşra. Kardeşim merak etme, tamam mı? Gözümüz gibi bakacağız onlara. Biliyorum. Zaten çok iyi bakıyorsunuz onlara. Feride Hanım, her şey için çok teşekkür ederim. Her şey için. Annesini canım kızım benim. Kızım. Şu anın yanına gidin. Çok kötü oldu zaten. Kalite geldi, merak etmeyin. Polisi benim işim o. Dedim
Benim işim bu. Allah kahretsin ki benim işim bu. Hayatımda ilk defa kendi içimden nefret ediyorum. İlk defa nefret ediyorum. Düşün. Sevdiğim insana... yarın ben hapse göndereceğim. İşte bu yüzden benim Allah'ım belamı versin. Anladın mı? Benim belamı versin. İğreniyorum kendimden, yaptığım işten iğreniyorum. Her şeyden iğreniyorum şimdi. Tam öyle. Sen haklıydın. En başına teslim olmamız gerekiyordu. Düşünme şimdi bunları. Bak bu gece son gecemiz. Öyle konuşma, öyle konuşma. Böyle. Yarın ne olacak? Yarın ne yapacağım ben? Düşünme yarını. Daha bu akşam var. Yine benimle yürür müsün? Yürürüm tabii yürürüm. Tabii ki yürürüm. Hem bak... Siz ceza almayacaksınız. Siz sadece arkadaşınıza yardım ettiniz. Kader de nefsi müdafaadan çok az ceza alacak. Böyle olacak. İnan bana. Keşke beni hiç tanımasaydın. Keşke. O zaman yakalanmasaydın. Asla. Asla. Başıma gelecekleri bilsem de... yine seni tanımak isterdim. Pişman değilim. Eylül. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nerede kızlar? Bilmiyorum. Geldim, geldim. Ay ne yaptın sen suratına? O ne öyle? Ay yüzüme cilt bakımı uyguladım. Meral, yarın teslim oluyoruz. Farkındasın değil mi? Evet, farkındayım. Kızlar, ben bir şey düşündüm. Hapishaneye giriyoruz diye kendimi bırakmayacağım. Eğer siz de depresyona girmek istemiyorsanız bence öyle yapın. Allah'ım ya. Meral, sen tam bir delisin. Ya kızlar, bizi aynı cezaevine mi koyarlar acaba? Yetimhaneden cezaevine. Vay be, hayatımız dizi gibi aslında. Düşündüm de gerçekten öyle. Galiba son sezonu oynuyoruz ama. Hiç zannetmem. Kader mahkumlarıyız kızım biz. Bence bundan bir sezon daha çıkar. Miray, bizi bu aleme güldürmeyi başarıyorsun ya. Tebrik ederim. Ne yapayım ya? Umudumu kaybetmemeye çalışıyorum işte.
Kızlar, ben cezaevine girerken peşin peşin söyleyeceğim, bizi aynı yere koysunlar. Ne oldu canım, orası da zaten 5 yıldız otelde. Gitmeden önce arıyorsun rezervasyon yapmak için. Ya ben sizsiz ne yapacağım kızlar ya? Keşke ben de gelseydim. Songül, bu konu kapanmıştır. Sen hamilesin, yeğenimizi büyüteceksin. Meral, hani geçen gün masanın üzerine sakız bırakmıştın, ben sana çok bağırmıştım ya. Özür dilerim. Sorun değil. Ya ben sana çok gıcık olmuştum. O sakız alıp seni kazana yapıştırdım, ödeştik yani. Meral ya, çok fenasın. Ay. Allah'ım ya. Ya kızlar, ben size yaptığım otel için özür dilerim. Ya affedin beni kardeşlerim. Hangisi? Doğru söylüyorsun. O kadar çok hatırlandım ki size hepsi için özür dilerim Allah. Asıl ben özür dilerim. Ali'ye karşı bu kadar çabuk çözüldüğüm için. Ya Eylül, ne alakası var kızım? Çocuk zaten her şeyi çözmüş. Ya sen anlatmasaydın bizi sorguya çekerlerdi. Eninde sonunda bülbül gibi öterdik zaten. Galiba af dilemesi gereken tek kişi benim ya. Kızlar, resmen başınızı belaya soktu. Ben galiba ömrüm boyunca özür dilesem yine yetmez. Kader, saçmalama. Ben yine olsa yine yapardım. Ben de. Ben de. Ay vallahi bana hiç bakmayın. Ay Kadercim, hiç kusura bakma. Ben bu şapşallar gibi cevap veremeyeceğim. Bir daha cinayet işlersen lütfen benim haberim olmasın. Ay kızma deli, şaka yapıyorum. Tabii ki ben de aynısını yapardım. Sen hala anlamadın değil mi? Ya ben seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Meral. Kızlar, siz benim canımsınız. Neden böyle oluyor ya? Neden kötü şeyler bizim başımıza geliyor? Ne bileyim, benim hayallerim vardı. Kızım sizinle büyüyecekti. Siz de evlenecektiniz. Yani çocuklarımız kardeş gibi büyüyecekti. Of ya, bak ağlamayacağım diyorum, yine kendimi tutamıyorum. Kardeşim benim. Nazancığım, günaydın. Aa, ne arıyorsun sen sabah sabah burada? Seni uğurlamaya geldim. Ama açık söyleyeyim, başka bir manzarayla karşılaşacağımı düşünüyordum. Böyle çocuklar ayağına sarılmış, anneciğim ne olur gitme diyorlar. Sen gitmem lazım yavrum falan diyorsun, böyle duygu hezeyanları yaşanıyor. Ama kimse yok. İşte ben o duygu hezeyanları yaşanmasın diye
Çocuklar uyurken kaçmaya karar verdim. Ya ben dayanamam ki onların üzülmesine. Bravo. Bravo. Şu halde bile çocukların düşünüyorsun ya. Sen müthiş bir annesin. Müthiş. Sağ ol. Müsaadenle. Sen şimdi gerçekten teslim mi alacaksın Nazancığım? İşte başka çarem yok ki. Kızlara yardım ettim. Her zaman. Ama her zaman bir çare vardır. Bayağı pozitifsin bugün. Ama yok. Başka çaresi yok. Ali her şeyi öğrenmiş. Bugün olmasa yarın öbür gün bu kapıya dayanacak buradayız. Aslında doğru söylüyorsun. Ya bugün olmasa yarın değil mi? Ya. Oldu o zaman. O zaman vedalaşalım. Ben sana bir sarılayım. Uzun süre görüşemeyeceğiz. Çünkü bir de ben şeyi sevmiyorum. Cezaevi ziyaretlerinden pek az etmiyorum. Peki, hadi hoşça kal. Hoşça kal. Birazdan yapacağım şey için beni affedersin değil mi? Ne yapacaksın ki? Seni zaten çok geç buldum. Bu kadar hızlı kaybedemem. Ya sevgili, arabanın anahtarlarını gördün mü? İçeride aradım ama bulamadım. Arabanın anahtarları bende Songül. Arama. Şakanın sırası mı? Güney versene. Kızlar aşağıda bekliyor. Bak karakola götüreceğim. Üzgünüm Songül ama gitmene izin veremem. Güney, ne demek izin veremem? Senden izin isteyen mi var? Bak yapma böyle. Ver şu anahtarları, asabımı bozma benim. Songül lütfen. Aşkım lütfen. İzin ver ben götüreyim kızları. Ama senin orada kendini perişan etmene izin veremem. Aşkım lütfen. Bak ben biliyorum seni. Ağlayacaksın orada, hırpalayacaksın kendini. Lütfen. Ya, tabii ağlayacağım Güney. Onlar benim kardeşim. Ya, kim bilir kaç yıl içeride yatacaklar, haberin var mı? Aşkım onlar benim de arkadaşlarım. Ben de üzülüyorum onlar için. Ama senin kendini üzmene izin veremem. Lütfen kendini düşünmüyorsan karnındaki bebeğimizi düşün. Bırak ben götüreyim onları. Ya Güney hala ne diyorsun ya? Tamam vermezsen verme. Ben de taksiyle götürürüm kızları. Güney ne yapıyorsun? Saçma ama aç şu kapıyı bak. Açamam Songül. Güney lütfen bak kızlar aşağıda bekliyor diyorum sana. Aç şu kapıyı ya. Songül özür dilerim. Gitmene izin veremem. Eğer sen düşünmüyorsan bebeğimizi ben düşünmek zorundayım. Güney bak bu şekilde daha çok üzülüyorum. Neden anlamıyorsun? Ya kardeşim yanında olmak istiyorum. Bak lütfen aç şu kapıyı Güney. Onları yalnız bırakmak istemiyorum. Lütfen. Eğer bu kapıyı açmazsan hayatımın sonuna kadar seni affetmem. Lütfen onların yanında olmama izin ver Güney. Lütfen. Kapıyı kilitlesen pencereden çıkıp gideceksin değil mi? Kızlar, Allah aşkına durun. Düşeceğim bir durun. Kız dur.
Allah'ım ya Rabbim. Allah aşkına saçmalamayın ya. Gerçekten teslim mi olacaksınız? Gerçekten mi? Yok şakacıktan. Öyle adrenalinde olsun diye kendimizi ispiyonlayalım dedik. Dalga geçme benimle. Dalga geçme, saçmalamayın. Kendi kendinize ateşe atıyorsunuz ya. Zehra abla, olması gereken bu. Zaten en başından bunu yapmalıydık. Asla müsaade etmiyorum. Nereye gidiyorsunuz ya? Aa, o paracıklar ne olacak peki? Zehra abla, ne olur çekil hadi. Vallahi bırakmam. Kız az biraz bekleseydiniz bari, ne olursun, delirdiniz mi gerçekten ya? Hayatınızı mahvedeceksiniz. Az birazcık parayı da bari halledebilseydik. Zehra abla, ne yapıyorsun ya? Ne anlamı var şu söylediklerinin? Ya bak, kendi hayatınızı mahvediyorsunuz. Yani o Nazan'ı biraz yolacaktım ben ne güzel ya. Ne olur, parasız kalacağız bak. En başta ben kalacağım, sonra siz kalacaksınız, ne olur. Zehra abla, ne diyorsun ya? Allah aşkına git içeri hadi. Aman beni haliniz varsa görün. Çürüyün inşallah oralarda. Aptallar. Kızına bak ya. Kızlar, resmen ayaklarım geri geri gidiyor. Benim de öyle ama yapmamız gereken bu. Son gün ne kadar sürer karakola gitmemiz? Ya 30 dakika falan herhalde kadar. Neden sordun? Bu Özgür geçireceğimiz son 30 dakikamız yani. Yarım saat sonra her şey bitecek. Kader, biraz konuşabilir miyiz? Şuna? Ya inan hiç sırası değil. Kader lütfen. Ya, biliyorum pistin teki olduğumu düşünüyorsun. Haklısın, çok pişmanım. Ya o Nazan Hanım'ın teklifini kabul etmeyecektim, biliyorum. Ne olur beni affet, çok özür dilerim. Özrümü kabul ediyorum. Birkaç yıl sonra görüşürüz, olur mu? Kaç yıl sonra kadar? Meral hadi. Hadi mi? Ne oluyor Meral? Ya bu hapis olaylarını söyleyince Mert'e kaçalım demişti de ondan şey etmiş. Şey etmiş derken, gerçekten kaçacak mısın Meral? Hadi. Hadi. Mert, çok tatlısın. Ama ben yapamam. Kardeşlerimi yalnız bırakamam. Ne istiyorsun Meral? Kızlarla beraber mi gideceksin karakola? Hapse mi düşmek istiyorsun? Bak, seninle gelmek çok isterdim ama yapamam. Mert, bekleme beni. Sen çok komiksin, çok yakışıklısın, çok tatlısın. Zenginsin de. Hayatına devam et, tamam mı? Unut beni. Gitme. Gel beraber gidelim buradan. Kurtulalım her şeyden.
Abi ne oluyor ya? Ha? Ne hapsi? Konuşmasını da kaçıracağız. Ama sen onu görüş gününe de getirirsin değil mi Songül? Getiririm tabii kızım. Ben her gün sizi görmeye gelirim zaten. Gelme her gün Songül. Hatta sen bebeği de getirme. Görmesin öyle ceza abi falan. Evet, kadar doğru söylüyor Songül. Fotoğraflarını getiririz. Kızlar bir şey soracağım. Üniversite okunuyor mudur içeriden? Yani sınava girmene izin veriyorlardır herhalde. Gerçi kim beni hakim yapar ki o sicille? Beni de sosyal hizmetler görevlisi yapmazlar herhalde değil mi? Yapmazlar Eylül. Yapma, ne olursun. Ne olursun yapma. Lütfen, lütfen yapma. Kızlar, bizim düşmanımız falan yoksa değil mi? Yani içeride şişlenmeyiz. Manyak manyak konuşma Meral ya. Ne yapayım ya? Hapisten sağ salim çıkalım istiyorum. Karakol o tarafta. Biliyorum Cemre. Biliyorum, karakola gitmiyoruz. Kızlar. Siz olmadan çocuğumu büyütmek istemiyorum. Hiçbiriniz hapishaneye girmeyeceksiniz. Buna izin veremem. Songül saçmalama, ne yapıyorsun? Kaçırıyor musun bizi? Evet, kaçırıyorum. Kaçırıyorum sizi. Ne işi var bu kadının burada? Şişt,
manyak mısın ne sakini? Resmen cinayi şebekenin en baş şefini evime getirmişsin. Kafayı mı yedin sen? Bağırma. Evimde ne işi var ya? Bağırma, bağırma bir. Uyuyor mu bu? Neyi var bunun ya? Nazan Hanım. Nazan. Kız kalksana. Nazan Hanım. Uyan. Bana bak ne yaptın? Yemin ediyorum ne yaptığını söylemezsen polise giderim ha. Sakın. Beni de yakarsın sakın. Teslim olacaktı. Ben de bayıltıp buraya getirdim. Bunu anladık. Bayıltmışım buraya getirmişim görüyoruz zaten. Sebebi ne? Aşığım çünkü. İkiniz. Ay sen çok komiksin ha. Hiç güleceğim yoktu gerçekten. Doğru söyle gerçekten merak ediyorum. Bu kadının burada ne işi var? Zehra. Ben hayatımda bir kere aşık oldum. Onun da hapse girmesine müsaade etmeyeceğim. O kadar. Gerçekten mi? Gözlerin çok aşık bakıyor. Ciddisin değil mi? İnanamıyorum. O kadar duygulandım ki. Sonuçta ben aşka gerçekten korkunç saygı duyan bir kadın. Ben şok. Ne yapacağız? Bu kadın hayatım boyunca bu evde mi tutacaksın? Nasıl olacak? Kim bilsin? Gerekirse. Filmlerdeki gibi kaçıyoruz ya, yaşasın. Ya bu bir film değil ama Meral. Bence çok yanlış bir şey yapıyoruz. Yoldakinken dönelim Songül. Ya olmaz Kader, anlamıyor musun? Ben sizsiz yapamam kızım, dönemem geri. Songül, Kader haklı. Yani böyle kaçarak nereye kadar gidebiliriz ki? Bilmiyorum kızım, kaçabildiğimiz yere kadar kaçacağız anasını satayım. Songül, nereye kaçacağız? Peki aklında bir yer var mı? Yok Cemre, bilmiyorum. Plan falan yapmadım işte. Kaçıyoruz, ne bileyim. Bence Meksika'ya gidelim. Ya filmlerde öyle yapıyor kaçaklar. Ay ne Meksika'sı Meral ya? Şuurunu mu kaybettin? Öyle galiba. Ya ne yapayım şu anda çok mutluyum. Meksika dedi ya. Sükül. Çevirme var. Çevirme var. Bizi mi arıyorlar acaba? Ali kesin fark etti işte. Bittik biz, bittik. Vallahi şu an bitmedik diyemeyeceğim çünkü yolun sonuna geldik galiba kızlar. Ne yapacağız Songül? Songül. Kızlar hayır. Hapse girmenize izin vermeyeceğim. Songül. Dur dur çek daha çek daha. Songül. Songül ne yapıyorsun? Dışarı şüpheli bir durum var. Çek. Kaçıyoruz. Songül ne yaptın ya? Songül. Kaçıyoruz. Ne yaptın bunlar? Songül niye böyle bir şey yaptın? Songül. Sen ne yapıyorsun Songül? Ya hapse girmenize izin veremem. Kahretsin ya. Ya nereden çıktı bunlar ya? Peşimizdeler geliyorlar. Songül geliyorlar. Bas kızım Songül bas. Basıyorum. Kahretsin. Ama kahretsin ya. Bayağı hızlı geliyor. Songül hızlandılar. Ne olur hızlı gitsin olur. Bak kahretsin. Songül. Görüyorum Cemre görüyorum. Dikkat et arkamızdalar şu an.
son gün bak çok yakın aşkım. Ya Allah'ın cezası araba gitmiyor ki. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman.
kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok küçüğüm. Sakin ol. Sonuyla kadar nerede? Burada. İyiler mi onlar? Durumları ciddi. Hiçbiri kendinde değil. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Biz arkadaşlarımı görmek istiyorum. Lütfen sakin olmaya çalış. Neredeler? Görmek istiyorum onları. Durun, ne yapıyorsunuz? Kalkmamız lazım. Sakin olun. Kızlar da sana gelmezdi. Lan bırakın. Sakin, sakin olun. Sakin. İyi mi Melan? Zeyba, kardeşim iyi mi? Songül hamile. İyi olacak mı Songül? Ne olur bir şey olacak mı? Neyi var? Bir şey var mı Songül'ün? İyi olacak mı Songül? Olacak mı bir şey söyle Leyla? Bir şey söyleyin. Cevap verin. Songül. Songül.
Kader! 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 Kader kardeşim ne olur! Kader! Kader! Kader kardeşim! Kardeşim bak ben buradayım! Kardeşim duyuyor musun beni? İyi olacak değil mi? Kader iyi olacak mı? Kader kardeşim! Kader! Kaza nasıl oldu hatırlıyor musun? Ya polislerden kaçıyorduk biz. Sonra karşımıza bir araba geldi. Uçurumdan yuvarlandık, düştük. Herkes bağırıyordu, çok korkmuştu. Yanlarımda olur bir şey söyleyin. Arkadaşlarım iyiler mi? Bakın bir arkadaşım hamileydi. Bebeğine bir şey oldu mu ne olur? Bir şey söyleyin bana lütfen. Sakin ol. Şu an hepsine müdahale ediliyor. Yakınlarının telefon numarasını biliyor musun? Evet biliyorum. Haber vermem lazım arkadaşım. Verir misiniz telefonunuzu? Verir misiniz lütfen? Tamam. Efendim? Alo Güney, ben Cemre. Güney, biz kaza yaptık. Nazancığım, bebeğim.
niye böyle bağırıyorsun? Oldu mu? Sanki yani böyle bir yabancının evindesin. Rahat ol biraz. Sen de mi bu işin içindesin? Nerede bu ejder? Ha? Ay siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Manyak mısınız? Ama çok ayıp ediyorsun. Hakaret etme. Kalbimi kırıyorsun ya. Saçmalama. Ejderin işi. Benle ilgili bir şey değil. Ya kızım vedalaşıyorduk. Burnuma bir şey dayadı. Gözümü açtım buradayım. Hayır ya bunu niye yaptı ki? Bebeğim sana çok aşık, çok. Ay ne aşkı Zehra, dalga geçme Allah aşkına. Hadi sen beni çöz hadi canım hadi. Nazancığım gerçekten ben seni akıllı zannederdim. Yani gerçekten seninle ilgili böyle başka şeyler düşünürdüm. Şu an biraz fikrim değişti yani. Sen nasıl anlamadın ya? Adam manyak gibi aşık bebeğim. Sen hapse girme diye seni kaçırdı, düşün. Anladın mı? Aşık çok. Öyle mi dedi sana? Evet. Delirmiş. Hakikaten bu adam delirmiş. Aa! Beni burada ne kadar tutacağını zannediyor. Ben de aynı şeyi sordum. Gerçekten ben dedim ki sen bu kadını burada ne kadar tutabilirsin ki dedim. Böyle hayatının sonuna kadar bu yatakta mı yatacak kadın yani? Ama hiç yani belli ki perdeymiş gözüne. Nerede bu manyak? Gelecek şimdi. Hadi o gelmeden sen beni çöz canım hadi. Vallahi kusura bakma. Yani ne bileyim yani sonuçta beni ilgilendiren bir durum değil. Ejder'in işi. Ben niye karışayım? Üstelik başıma ekşir sonra yapmayacağım. Tamam anladım. Allah'ın cezası. Kaç para istiyorsan vereceğim. Sen de beni çöz. Olur mu tatlım? Ha? Gerçekten mi? Bak burada çok büyük bir şey oluyor şu an ha. Büyük açık çek veriyorsun. Yarın öbür gün istediğim parayı vermez. Yan çizersen büyük bozuşuruz. Yok yok. Yan çizmeyeceğim canım. Söz veriyorum. Hadi çöz. Yerim seni ya. Bu kim ya tanımadığım numara? Tamam sonra bakarsın ona. Sen beni çöz önce. Canım bir bekle ya. Merak ettim. Alo. Cemre kız sen misin? Ne kazası? Kızlar kaza yapmış. Cemre Allah aşkına yüreğime indireceksin. Ne kazası? Hangi hastaneye gidiyorsunuz? Ya nerede kaldılar ya? Nerede kaldılar ya? Nerede kaldılar? Sakin ol bir tanem. Hamilesin sen. Çocuğumuzu düşünme. Sakin ol. Onlar da benim çocuklarım ya. Neden bahsediyorsun sen? Elimde büyüdü o kızlar benim. Allah'ım sen koru yarabbim. Hadi ya. Nerede bunlar? Hadi. Songül. Hadi Songül hadi. Hadi Songül. Geliyorlar. Geliyorlar. Songül nerede? Kızlar nerede? Eylül! Eylül! Allah'ım! Songül nerede? Ya Songül nerede? İyi misin? Ben iyiyim ama kızlar durma gitti. Bırakın. İyi misin? Eylül! Eylül güzelim. Kızlar! Eylül hastanedesiniz canım. Korkma tamam mı? Eylül iyi misin? Eylül! Eylül! Songül, Songül! Ya Songül nerede? Songül! Kızlar nerede? Kadar! Kadar! Kadar güzelim, duyuyor musun beni? Kadar duyuyor musun yavrum? Kadar, kadar iyi misin? Kadar! Kadar kardeşim iyi misin? Kadar! Kadar ne olur aç gözlerini, kadar! Ya Songül, Songül! 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 Songül, Songül aşkım buradayım, Songül. Meral. Meral. Acele edin lütfen, iyi mi, iyi mi? Songül. Songül.
Songül! Songül güzelim! Songül güzelim Gaya! Bu nasıl? Ya dur, bu nasıl, bir şey söylesene! Gaya tamam mı, iyi olacaksınız? Songül aşkım, geldim, buradayım. Bak lütfen aç gözlerini, ne olur. Meral! Meral korkma, tamam mı canım? Meral! İyisin, tamam, iyisin, iyisin. Bir şey yok, tamam. Songül, güzelim dayan. Dayan, tamam mı? İyi olacaksınız. Korkma, buradayız. Allah'ım, sen yardım et, yarabbim. Songül. 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 Lütfen, Songül dayan aşkım, geldi. Lütfen, ne olur dayan. Songül, lütfen. Elinciğim, korkma, tamam mı? Aşkım, bak ben buradayım. Sana hiçbir şey olmayacak. Kader abla, kader. Ameliyata alıyorlar sizi, korkmayın. Hiçbir şey olmayacak. Çabuk acele edin, ne olur. Buradayım aşkım. Buradayım ben. Bekliyorum seni. Hadi. Gibi. Çok korkuyorum Serkan. Tamam. Tamam canım. Şş. Korkma, tamam mı? Korkma. Cemre? Feride Hanım, ne oldu? Kızları ameliyata aldılar. Nasılmış durumları, iyiler mi? Bana da pek bir şey söylemiyor doktorlar. Ambulansa giderken elinin durumu için kritik dediler. Songül de hiç iyi gözükmüyordu. Ya bebeğine bir şey olduysa Songül'ün, Feride Hanım onlara bir şey olursa ben ne yapacağım, yaşayamam ben, ne yaparım ben? Cemre, kimseye bir şey olmayacak, tamam mı? Merak etme. Sabredeceğiz biz, bekleyeceğiz. Tamam mı güzelim? Bizim kızlar kaza yapıp buraya yatırılmış. İsimleri de... Bir tanesi hamile. Songül Ertürk. Allah aşkına söyleyin, neredeler? İyiler mi? Siz ne oluyorsunuz? Annesi, üvey annesi ne fark eder ya? Soy ağacımı çıkaracağım şimdi hastanenin ortasında. Hastalar diyorum, neredeler diyorum. Zehra, iki dakika susun, beyefendi anlatacak neredeler. Hastaneyi başımıza yıktın, dur bir dakika ya. Doktorum geldi, size bilgi verecek. Doktor hanım, kaza geçiren beş kızın yakınları geldi. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl kızların durumu? Kızlardan biri iyi durumda. Fakat diğerleri geldiklerinde ağır yaralıydı. Hepsini ameliyata aldık. Eylül'ün ameliyatı bitti.
Kaza sırasında aracın bir parçası akciğerine saplanmış. Ama merak etmeyin, şimdi iyi. Neyse ki zamanında müdahale edebildik. Şiddetiyle kaburgası kırılmış. Dalağında da ciddi hasar vardı. Bu sebeple organı almak zorunda kaldık. Onun da durumu iyi. Kader'in sol bacağında çok ciddi bir kırık vardı. Platin takmak zorunda kaldık. Bir süre desteksiz yürüyemeyebilir. Songül'ün durumu diğerlerine göre biraz daha ağır ne yazık ki. Bebeği almak zorunda kaldık. Bebek iyi durumda. Erken doğduğu için bir süre küvezde kalacak. Yalnız annenin iç organları ciddi hasar görmüş. İç kanama şüphesi de var. Hayati tehlikeyi atlattığını söyleyemeyiz. Biz elimizden geleni yaptık. Bekleyip göreceğiz. Küçük bir şey nasıl dayanacak Feride Hanım? Dayanır. Dayanacak tabii. Annesinin kızı o. Annesi gibi güçlü bir kız. Yüzü aynı Songül'e benziyor. Evet. Mimik yaptı aynısı. Evet. Ne işin var anasını satayım? Beni burada der gibi baktı. Dayan kızım. Dayan, ne olur dayan. İyileşeceksin sen. Annen de iyileşecek. Biz hayal ettiğimiz gibi bir aile olacağız. Mutlu bir aile. Doktor. Çocukların durumu nasıl acaba? Ameliyatları bitti. Eylül ve Meral uyandılar. Kader de öyle. Songül? Songül uyanmadı mı? Bilinci henüz kapalı durumda. Yoğun bakımda tutuyoruz. Yoğun bakım derken koma gibi mi? Ama uyanacak değil mi? Ha? Karım uyanacak değil mi? Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için çok erken. Beklemekten başka çaremiz yok. Yemin ediyorum.
atsam bilmiyorum. Hadi sen git eve. Gitmeyeyim ben eve, ne yapayım bilemedim. Haber verirsin ama bana, değil mi? Veririm, veririm. Hadi git. Gerçekten mi işte? Zehra, şu anda veririm haber dedim ya sana. Hadi. Bayılmayayım yürürken. Bir de seninle uğraşmayalım lütfen. Hadi. Gidiyorum o zaman. Çok mu sıkı bağlamışım? Acıyor mu? Ya Ejder, delirdin mi sen? Ha? İnsan kaçırıp bağlamak ne demek? Ne yapsaydım Nazan? Müsaade mi etseydim sana? Gidip teslim mi olsaydım? Önce şu hastaneden sağ salim çıkalım, sonra bakarız. Uçurumdan yuvarlanırken bir tek şey düşündüm. Biz öldük. Gözlerim kapandı. Sonrası yok bende Canısı. Bizi ameliyata almışlar. Meral, bir tanem. İyi misin? Bir ağrın var mı? Mert. Kızlar. Kızlar yaşıyor mu? Ne olur doğruyu söyle lütfen. İyiler, iyiler. Ameliyattan çıktılar. Hepsi yoğun bakımda. Odalarındalar. Merak etme. Onları görmek istiyorum. Hemen onlara götür. Sakin ol tamam mı? Kızları... Beni kızlara götür. Bir tanem, kızlar iyiler. Şimdi. Sakin ol. Kızlar iyiler. Daha yeni kalktın. Biraz kendine gel, iyileş. İyi onlar, merak etme. Ya, ne olur onları görmek istiyorum ya lütfen. Meral. Kendine gelmişsin. Ali, kızlar nerede? Eylül değil mi? Bak ben üzülmeyeyim diye Mert yalan söylüyor olabilir. Lütfen sen doğruyu söyle. Nasıl onlar, iyiler mi? Sakin ol. Sakin ol. Eylül yoğun bakımdan çıktı. Gözlerini açtı. Gayet iyi durumu. Senin uyandığını öğrenince o da çok mutlu olacak. Şimdi diğer kızlara da bakacağım. Yani biliyorsun Eylül bu. Söylemezsem hastaneyi ayağa kaldırır. Sonra kader uyandı. Günlerce koltuk değnekleriyle ürüdü zavallı. O haliyle bile hepimiz arasında mekik dokudu. Kader! Kader! Ya ne yapıyorsun sen? Doktor dinlenmen lazım dedi sana. Ya ne olacak kızım? Sadece koltuk değneğiyle yürüyorum. Ya olmaz. Hadi gel gidelim. Hayır Cemre. Yeğenimi göreceğim ben. Yeğenimiz, küçük Songül'ümüz. O da küvezde yaşam mücadelesi verdi günlerce. Ve minicik elleriyle hayata tutunmayı başardı. Annesinin yokluğunu hissediyor mudur acaba? Ya keşke kucağımıza alabilsek. En azından bir sıcaklık hissetse. Sabırlı ol Kader. Şu an yeğenimiz için iyi olduğunu düşünmemiz lazım. Buradan çıktığımızda istediğimiz kadar alırız kucağımıza. Ama bu çok minnak ya. Ya bir yerini incitirsek? Ay ben çok korkarım. Kıyamam ya, kucağıma alamam yok.
sevgilim olur ya. Kardeşim olur ya. Bak bir insana ihtiyacı var. Ama Songül uzun bir süre uyanmadı. Songül. Aşkım. Duyuyor musun? Biliyor musun bebeğimiz doğdu. Kızımız doğdu Songül. Erken doğum yaptın. Ama korkma sakın, tamam mı? Merak etme, durumu çok iyi, çok sağlıklı. Biliyor musun ellerini kollarını falan oynatabiliyor. Herkes sana benzediğini söylüyor. Bir görsen. O kadar tatlı ki. O kadar tatlı ki. Ama daha çok küçük Songül. Çok küçük, minicik. Onu biz büyütürüz değil mi? Biz beraber büyütürüz değil mi oğlu Songül? Sen bir uyan aşkım. Sen bir uyan da Songül. Ne olur uyan artık. Ne olur uyan, ne olur. Ben çok korkuyorum. Ne olur ya Songül, ne olur. Ne olur. Başaracağız. Biz mutlu olmayı başaracağız. Ne dedin? Songül ayağa kalkacak. Biz mutlu olmayı başaracağız. İyi olacak Songül ya. Biz daha çok mutlu olacağız. Bizi bırakıp gitmez zaten. Olmaz öyle bir şey. Ayrılmayacağız biz. Tabii ayrılmayacağız. Yine hep beraber olacağız. Bana yine ulan sevgili diyecek değil mi? Diyecek tabii. Sen hiç korkma, tamam mı? Bak biz hiç korkmuyoruz. Güney, sen benim hayatımda gördüğüm, hayatımda gördüğüm en tatlı erkeksin. Tatlış ne ya? Rüyalarımın erkeği. Rüyalarımın erkeği. Günlerdir ne yemek yedim ne de içtim. Ah, çok çok mutsuzum. Aman ya. Güney. Aşkımı tercih ederim. Tamam ulan. Ulan aşkım. Seviyorum ulan ben seni. Ben de seni seviyorum lan. Tamam ya kızlar, hadi sil gözyaşlarınızı. Ya
korkacak bir şey yok ki, biz niye ağlıyoruz hadi. Evet, hadi senin gözünüzü kızlar, ağlamak yok. Vallahi ben azar yemek istemiyorum. Son gün şimdi burada olsaydı, ulan ne ağlıyorsunuz derdim. Derdi. Ama kızımızı görünce yumuşardı değil mi? Onu görünce yumuşardı. Sabırla kardeşimizin gözlerini açmasını bekledik. Songül günlerce uyanmayacaktı. Kader. Meral. Hadi kalk. Kızlar. Hadi siz kalkın eve gidin, duş alın falan, dinlenin biraz. Biz nöbeti devralıyoruz. Yok ya, ben iyiyim. Hadi sen git Meral. Olmaz. Ya kızlar saçmalamayın, baksanıza halinize. Yorgunluktan burada uyukluyorsunuz. Yok kızlar ya, iyiyim. Ya iyiyim falan kabul etmiyorum. Hadi gidiyorsunuz, sıra bizde. Hadi. Peki tamam. Bebiş büyüyordu. Bizi tek avutan güzel şey oydu. Bebiş diyorum çünkü hala ismi yok. Yoktu. Güney Songül uyanmadan adını koymak istemedi. Biz de Songül uyanınca seçmesi için bir isim listesi yaptık. Kardeşim ne olur uyan. Maşallah kuzum benim. Şşt. Seni çirkin seni. Çirkin. Seni çirkin seni. Bakma öyle evladım. Nazar değmesin diye öyle söylenir. Yoksa pamuk gibi baksana şuna. İnşallah anası da bir an önce görsün de koynuna alsın evladını. Tez evden üçünüz bir araya gelin diye her akşam dua ediyorum evladıma. Sağ ol Hediye teyze. Sağ ol. Songül direniyordu. Gözlerimiz hep odasının kapısındaydı. Her yeni günü, hadi bugün bir mucize olacak, kardeşimiz uyanacak diye karşılıyorduk. İki hafta geçmişti. Sonunda Songül'den haber geldi. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Lütfen izin verin. Ne oluyor? Neye izin verelim? Ne oluyor? Ya ne oluyor? Bir şey söylesene! Ya bir şey söyleyin! Niye girdin içeri ya? Ne oluyor? Songül. Songül lütfen. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın.
oluyor? Niye bir şey söylemiyorlar ya? Ne oluyor? Yarıyor. Ben beklemem. Ben beklemem. Benim içeri girmem lazım. Dur abi dur. Ali benim içeri abi, girmem. Abi dur. Duramam. Ya kardeşim. Ya Ali bırak. Bir yere giremezsin. Giremezsin bir yere. Belki acil bir şey var. Sakin olsana. Sakin olmak zorundasın. Hastamız kendine geldi. Ne? Songül kendine mi geldi? Evet. Uyandı mı? Görebilir miyim son bölüm? Biz de görebilir miyiz? Yalnız teker teker girin. Fazla da kalmayın olur mu? Yormayın arkadaşınızı. Tamam. Tamam. Güney sen önce gir. Gir sen. Hadi gir. Allah'ım şükürler olsun. Songül. Aşkım. Biliyordum. Biliyordum beni bırakmayacağını biliyordum. Yemin ederim biliyordum. Bir şey söyle. Hadi bir şey söyle. Bir kelime et lütfen. Bir şey söyle. Bebeğim nerede Güney? Bebeğimi bana getir. Bebeğimiz çok iyi. Küvezde. Ama durumu gayet iyi. Çok sağlıklı, merak etme. Oradan çıkarmama izin vermezler. Ama ben senin için çaktırmadan bir fotoğrafını çektim aşkım. Çektim. Bak. Songül bir görsen. Annesinin prensesi o kadar tatlı ki. Çok minik ve. Çok küçük. Aşkım çok küçük. Bir görsen minicik el kadar. Ama büyüyecek. Büyüteceğiz. Beraber büyüteceğiz onu değil mi? Çok korktum Songül. Çok korktum. Çok şükür. Çok şükür. Girebilir miyiz? Hepiniz mi? Evet. Tamam. Ama fazla kalmayın içeride olur mu? Yormayın arkadaşınızı. Hiç yormayacağız. Konuşturmayacağız bile. Söz. Kızlar. Songül önce Fadi'yi görmek istediğini söyledi. Hadi ki. Niye? Nasıl ya? Emin misin Fadik dediğine? Evet. Senin adını söyledi. Gir hadi.
mısın? Beni görmek istemişsin. Kalem, kağıdın var mı? Çantamda var sanırım. Çıkarayım mı? Rol çaldı değil mi? Hayır yani ilk onu neden çağırdı ki? Tuhaf. Hayır yani anlamadım. Ya ben burada arkadaşımı görmek için deliriyorum. İki dakika geçti bile bizim zamanımızdan çalıyor şu an. Hadi ya son gün. Fatih, ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Yok bir şey. Sizi merak etmiş. İşte teslim olmak için ne kadar süreniz var onu soracağım. Hadi içeri girelim. Hadi. Sonra hiçbir şeye şikayet etmeyeceğim dedim. Hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğim anasını satayım. Kızım.
size. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi. Yerde imam kalmadı oynayın o bilmeyin. Anne. Yerde iman kalmadı oynayın o. Beni tanımadın mı? Bilmeyi halle Rumi. Bilmeyi halle Rumi. Nayin ama kurban esam. Bilmeyi halle Rumi. Bilmeyi nayin ama kurban esam. Anne benim. Songül. Bak biraz büyümüş olabilirim ama. Benim yani kızım. Nayin ama nayin o. Nayin ama kurban ey. Çatma kaşlar yunida. Al vereyim bu cani. Tanıdım tabii anneciğim. İnsan yavrusunu tanımaz mı hiç? Ama sen niye geldin ki kızım? Daha erken kızım. Nayin ama nayin o. Nayin ama kurban ey. Çatma kaşlar yunida. Al vereyim bu cani. Nayin ama nayin o. Nayin ama kurban ey. Çatma kaşlar inuda, al vereyim bu cani. Songül, Songül, kızım bak. Songül, daha vakti değil. Dönmen lazım, uyanman lazım kızım. Songül kalk, uyan, uyan kalk kızım. Songül, Songül uyan. Uyan kızım. Doktor! Doktor çağır hemen! Ya doktor nerede hadi!
Songül, elimi bırakma. Songül, ne oldu? Ne oldu Cemre, ne oldu? Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Bir anda bayıldı. Songül, elimi bırakma. Ne oldu? Bırakma elimi. Ya doktorlar gel, doktorlar gel. Aşkım aç gözlerini hadi Songül. Songül, bir tanem hadi uyan. Songül. Hemen boşaltın odayı. Tamam, tamam. Karışmıyoruz. Lütfen yardım edin. Hadi uyandırın onu. Lütfen çabuk. Hemşirem, solunuma bak. Doktor bey, tansiyon 2'ye düşmüş. 2 miligram. Hemen. Songül. Songül. Kardeşim, ne olur ya. Kardeşim. Songül, uyan hadi. Songül, uyan hadi. İğneye gerek kalmadı. Niye yapmıyorsunuz iğneyi? Gerek kalmadığı için değil mi? Ha? Gerek kalmadı herhalde, o yüzden yapmadınız. Ha Songül? Aşkım, Songül bir tanem hadi uyan ne olur Songül. Bazi, bazi. Songül lütfen uyan aşkım, lütfen bir tanem Songül. Uyuyor değil mi? Uyuyor şu anda değil mi? Ha? Üzgünüm. Başınız sağ olsun. Songül, Songül. Songül aşkım hadi uyan, Songül. Tanem hadi uyan, ne olur. Songül uyan, ne olur uyan, Songül. Yalvarırım uyan, ne olur Songül. Songül bırakma beni, ne olur ya. Yalvarırım. Hayır, ne olur, bir dakika bırak. Bırak, çabuk yalvarırım Songül. Songül, yalvarırım uyan, Songül. Songül. Bırak, çabuk bırak Songül. Songül, yalvarırım. Uyan Songül. Songül, ne olur. Oh, my God.
Serkan uyansın ne olur, uyansın Serkan ne olur, uyansın Serkan ne olur. Dünya durmuştu sanki. Kardeşimizi kaybettik. Artık hiçbir şeyin anlamı yoktu. Songül'le birlikte hayallerimizi, umutlarımızı da yitirmiştik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin ala sıratın müsteqim. Tenzilel azizir rahim. Letunzire kavmen ma unzire abâuhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İnne cealna fî anâgihim evlâlen fehiye. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا düştüm buraya. Ya bırakın beni lütfen, bırakın lütfen. Ne olursunuz bırakın lütfen. Beni alın önce. Songül bir dakika. Merak etmeyin Feride Hanım. En güçlüleri benim. Ya beni hiçbir şey yıkamaz. Songül yapma. Songül. Bak yine Songül'ün başına patladık. Yetme yetme yanarım yar giden günü sayarım. Yetme yetme yanarım yar giden günü sayarım. Gelmeseydim ölmüştün lan. Ya insan bir haber verir. Yok öyle tek başına kendini öldürmek istemek falan. Pes etmeyeceksin. Çabalayacaksın ya, direneceksin. Hatta bizim gibi çocuklar çok daha güçlü oluyorlarmış. Yani kim uydurdu bilmiyorum ama ben de buna tutunuyorum.
O gün biz Songül'le birlikte kendimizden bir parçayı da gömdük o toprağın altına. Gitme, gitme yanarım yar giden Tunis hayalim. Gitme, gitme yanarım yar giden Tunis hayalim. Yerim gelip ahlasan da çırak gibi yanarım. Dersek Songül yalnız kalır. Gitmeyelim kardeşim. Parçamıza Songül'le birlikte toprağa gömdük diye. Ondan sonra cezaevine girmişiz, girmemişiz. Umrumuzda değildi. Thank you.
Anne. Anne. Sakın unutmayın, tamam mı? Ağlama, ağlama kızım. Bakın, birbirinize destek olun, tamam mı? Büyüdünüz iyice siz. Üstesinden gelirsiniz. Değil mi? Sakın Serkan'ın sözünden çıkma kızım. Söz ver bana. Tamam. Bırakma bizi ne olur. Tamam, tamam anneciğim. Kızlar. Songül bunu bana ölmeden önce yazmıştı. Yavuz Gürgen'i ben öldürdüm, ben döndüm. Kardeşlerim ve Nazan teyze hiçbir şey yapmadı. Songül Ertürk. Hayır Fatih, biz yaptık. Biz öldürdük. Çok
dikkat et. Bu karanlık soğuk hücrelerde tam 2 yıl geçirmiştik. Kader nefsi müdafadan beraat edecekti. Eğer Yavuz'u gömmeseydik belki hiç hapse girmeyecektik. Ama bizim mutlu olduğumuz görülmüş şey mi? Ama belki bir gün. Neden olmasın? Hayat bu belli mi olur?